Merhabalar, iyi akşamlar. Benim ismim Haydar Özkan. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Dernek Başkanıyım. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen ve 117 can kaybımızla 79.272 adet bağımsız bölümün hasar aldığı şekilde sonuçlanan depremden sonra kurulmuş bir dernek. Derneği kuran benim. Birinci yılından sonra seçimi tekrar yapıp seçimle birlikte oy birliğiyle başkanlık yapan kişi olarak bu zamana kadar geldik. İlk önce depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır. Şu anda neredeyse can havliyle her türlü şekilde canını korumak için uğraşan insanlara da Allah'tan sabır dilemekten başka çaremiz yok. Biz İzmir depremciler olarak elimizden geldiği kadarıyla sizlerin hep yanınızda olacağız. Sizlere hep destek vermeye çalışacağız. Özellikle bizim derneğimiz bütün üyeleriyle dahil sizin her zaman yanınızda ve yetişebileceğiniz mesafede olacak. Telefon numaram herkeste var. İzde da derneğimizin adı İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği. Facebook'ta ve Instagram'da bunları bulup bize ulaşabilirsiniz. Buradan sizlere bilgi vereceğim. Fakat buradaki vereceğim bilgiler 3 dakikanın üzerine çıkmaması gerekiyor. WhatsApp gruplarından paylaşılacağı için. Bundan sonraki sorunlarla ilgili halletmek istediğimiz konularla ilgili, size anlatmak istediğimiz konularla ilgili paylaşımlarımız olacak. Bu paylaşımları YouTube sayfamızdan, izle de YouTube sayfamızdan, Haydar Özkan YouTube sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Bundan sonraki süreç 1 Mart tarihi itibariyle başlıyor gördüğüm kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla. Devletimizin şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla yapmış olduğu tespit çalışmaları var. Bu tespitlerde ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı şeklinde 3'e ayrılan hasar tespiti olacak. Bu hasar tespitine göre DASK olanların DASK paralarını alabilmeleri için gerekli olan işlemlerini yapmaları gerekecek. Bu tespite göre devletimizin vereceği yardımlardan yararlanmaları gerekecek. Ağır hasarlı ise eğer evi bununla ilgili rezerv alan bölgesi oluşturulup oradan konut yapmak isterlerse oradan bir hak sahipliği doğacak. Kendi evinin yerine ilgili hak sahipliği doğacak. Bu konularla ilgili detaylı bilgileri size verebilmem için zamana ihtiyaç var. Şimdiden geçmiş olsun diyorum. Her zaman için yanınızda olduğumu bildirmek istiyorum.